Herkese merhaba ShiftNet izleyenlerim. Bugün sizlerle beraber ofisin bir bölümünü gezeceğiz. Biliyorsunuz iki ay önce eski ofise veda ettik ve yeni ofise geldik. Yeni ofise geçmeden önce biz uzun bir süre planlama yaptık ve yeni bir ofiste neler olmalı diye düşündük. İşte buradaki toplardan düşünün de sosyalleşme alanına kadar, toplantı odasına kadar, masalara kadar her şey bizler tarafından özel olarak düşünüldü ve benim en çok sevdiğim yer, şimdi sizlere videoda anlatacağım yer oldu. 4 numaralı odadan bahsediyorum. 4 numaralı odayı daha önce görmediniz. Tamam, daha ofis videosunu çekmedik, ofisi gezmedik ama sizlerle beraber ben bu bölümü gezmek istedim çünkü yakında Twitch yayınlarına başlayacağız. Sizlerle beraber Twitch odasını gezeceğiz. Gelin ofisinin en özel bölümlerinden bir tanesini gezelim. 4 numaralı stüdyonun içerisine geldik. Şimdi arkamda bu köpükleri görüyorsunuz. Yukarıdaki böyle özel malzemeleri görüyorsunuz. Şöyle bir odaya genel olarak baktığınız zaman burada çok ciddi bir ses yalıtımı olduğunu görebilirsiniz. Bu da planlandı ve burada yayın yapılacaksa burada herhangi bir şekilde yankı olsun istenmedi. Ya da herhangi bir şekilde dışarıdan ses ya da içeriden dışarı ses gitsin istenmedi ve arka taraf özel olarak tasarlandı. Bu odada yayın dışında hiçbir şey yapılmıyor. Bu odaya yayın dışında hiçbir şekilde gelmiyoruz. Tek bir amacı var. Şimdi buradaki ekipmanları ben sizlere teker teker anlatacağım ve sizlere neden bunları tercih ettiğimizi söyleyeceğim ve bu videonun sponsoru Elgato bizlere buradaki ürünleri gönderdi ve yayın yapmamız konusunda da bizlere yardımcı oldu. İlk olarak arkadaki malzemelerle başlayalım sonra da yayına geleceğim. Şimdi burada ilk olarak beni görün diye ışıkları açtık ama aslında özel bir ışıklandırma var. Ben bu ışıkları kapatayım. Ve Artık yayın ışıklarıyla beraberiz. Burada Elgato Keylight'larımız var. Bunlar beni özel olarak aydınlatıyor. Onları zaten göstereceğim ama arka tarafa baktığınız zaman burada bizim aksesuarlarımızı görüyorsunuz aslında. Bu aksesuarları hani arkadaşlarından rica ettim. Ofiste herkes sevdiği bir aksesuar koydu. İşte PlayStation 4'ün. Burada VR başlığı var. Zaxi 3 boyutlu yazıcıdan bastığımız ekipmanlarımız var. Ya da çok eski bir Xbox 360'ımız burada bulunuyor. Gemimiz var. Bunlar tamamen bizler tarafından özel olarak seçildi. Arkadaki renkli aydınlatmaları farklı şekilde ya da yukarıdaki ışıklarla hallettik. Ama şu masayı bir oturmak istiyorum bu masaya oturduğunuz zaman sizlerin sadece Elgato Keylight'ları aydınlatıyor. Aslında buradaki Keylight bir prodüksiyon terimi değil direkt olarak model adı. Karşımdaki en büyük modelin adı Keylight iken diğer küçüklerin adları da Keylight Air olarak geçiyor. Bunlar tabii ki 3 tane biz koyduk ama aslında 2 tane de kullanabilirsiniz. Bir tanesi de kullanabilirsiniz. Buradaki seçim tamamen size kalmış. Şimdi şöyle bir geliyorum. Burada karşımda kamera var. Biz burada profesyonel bir DSLR kamera kullanıyoruz. Şu anda da görüyorsunuz Fuji filmi bir kamerası var. Şimdi oradaki ayarlamayı gerçekleştirdikten sonra Keylight'ların ışığıyla baş başa kalıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Yani ben diyelim ki kameraya bakarken buradaki ışıktan mutlu değilsem gidip bunun üzerinde ayarlama mı yapmam gerekiyor? Hayır. Buradaki Keylight Air ve Keylight modellerini bilgisayarından ve telefonundan kablosuz bir şekilde kullanabiliyorum. Burada bir tane uygulaması var. Sizlere göstereyim. Şimdi burada geliyorum. Ardından da Elgato Control Center'ı açıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi ben büyük ışık olarak adlandırdım. Çünkü Keylight yazsaydım ya da Keylight Air yazsaydım ne olacaktı Hani farklı gelenler anlayamayabilirdi. Kolay olsun istedim. Burada direkt olarak parlaklıkları ayarlayabiliyorsunuz bir diğer konu da ses oldu. Tabii ki sesi de çözmemiz gerekiyordu ve burada da karşımıza Elgato Wave 3 çıktı. Elgato Wave 3 bir mikrofon. Direkt olarak Type-C ile bilgisayara bağlanıyor ve çok kolay bir şekilde bunu yönetebiliyorsunuz. Hemen şöyle takıyorum. Ardından da kullanmaya başlıyorsunuz. Teknik özellikleri hem alttaki süperlerle hem açıklama kısmındaki linkle sizlere göstermiş olacağım. Çok teknik özellik ve inceleme videosu olarak düşünmüyorum. Yayın odasına dikkat ettiğimiz şeyleri düşünmenizi istiyorum. Bu da bir Elgato ekipmanı ve iki farklı parçadan oluşuyor aslında. Şöyle hemen sizlere ne kadar kolay olduğunu bunu da göstermem gerekiyor. Bu benim telefonum bunun burada iş yok. Bu da kalem. O da burada kalmış. Şöyle mikrofonu direkt olarak isterseniz bağımsızlaştırabiliyorsunuz. Peki bu benim ne işim herhalde derseniz de bu mikrofonu tabii ki bir de işte masaya sabitleyebileceğimiz bir ayağı var. Öyle de kullanabilirsiniz. Direkt olarak kullanması çok basit ve Elgato bir ekosistem oluşturduğu için de herhangi bir şekilde uyumsuzluk sağlamıyorsunuz. Mesela sesteki patları engellemesi için bu ekipmanın da direkt olarak buraya hızlı bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bunlar tamamen bizlere Elgato tarafından gönderildi. V3 gerçekten hani oyuncuların kullanabileceği ya da yayın yaparken ses konusunda mutlu olabileceğiniz bir mikrofon bunu söylemem gerekiyor. Üzerindeki tuşlarla işte müte almak ya da farklı ekipmanlar yapmak, ses seviyesini anlık olarak ayarlayabilmek gerçekten güzel. Bir de programı var. Buraya baktığınız zaman Wave Link uygulaması var. Sadece basit bir mikrofon değil buradaki Elgato mikrofonla alakalı ayarları da burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Direkt olarak girişler kısmından işte buraya farklı channel'lar yani kanallar atayabilirken monitör Mix ekranından da farklı seçeneklendirilmeler sizlere sunuluyor. Yani bu Elgato ekosisteminde isterseniz direkt olarak işte Control Center'dan ışık ayarlayabilirsiniz ya da direkt olarak burada sesle alakalı ayarları gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada merak ettiğiniz bir konuda şu olabilir tamam ışığı ayarladık işte kamerayı da alıyoruz dedik ama önemli detaylardan bir tanesi var gelen görüntü bilgisayar yorum ya da bizim gibi işte biz normalde sadece Twitch yayını yapan bir şirket değiliz biz anlık olarak 50 bin 40 bin izlenen canlı yayınlar da gerçekleştiriyoruz ve bu canlı yayınlarda gerçekten ona yakın 15 yakın konuklarımız da oluyor. Burada farklı kameralar da kullanabiliyoruz. Şimdi Elgato'nun farklı ekipmanları var sadece işte Full HD yayını yakalayabilen bir USB tarzında bir capture kart da alabilirsiniz. Ya da bizim gibi profesyoneller için de oluşturmuş yakalayıcılar da tercih edebilirsiniz. Bizim yakalayıcımızın üzerine birden fazla kamera takabiliyor ve anlık olarak kontrol edebiliyorsunuz. Bu da şu işe yarıyor. 2-3 farklı kamerayı kullanarak anlık olarak kayıt gerçekleştirmenize ve bu kameraları yönetebilmenizi sağlıyor. Şimdi bunun uygulamasını sizlere göstermek istiyorum. Burada Elgato 4K Capture var. Kıkladığım zaman direkt buradaki kameraya baktığımda kendimi görebiliyorum. Burada da sizler direkt olarak kaynak, yakalanan görüntü ya da işte disk üzerindeki yeri görebiliyor ve burada farklı ayarlamaları da gerçekleştiriyor gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki burada bir capture kart incelemesini gerçekleştirmiyorum ama yine açıklamalar kısmına linki bırakırım. Bize birden fazla kamera olanağını sunması ve bize işte multicam yayınları gerçekleştirebilmek, prodüksiyon olarak 4K görüntü çözünürlüğüne çıkabilmemiz de bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Bu arada kolaylık demişken aslında en büyük zorluklardan ve bunun en büyük kolaylıklarından bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi yayın yaparken bizler sohbet ekranına sahibiz. Oyun oynarken oyun ekranına sahibiz. Ya da ekranda farklı şeyler çıkmasını isteyebiliyoruz. Bu bizim işte canlı yayın yaparken de böyledir. Yani birinci kameradan ikinci kameraya geçmek, sahneler arasında dolaşmak gibi konularda da sizlerin işte bir ekipmana ihtiyacı oluyor. Burada da şu anda elimde görmüş olduğunuz sistemdeki kullanıyoruz. Sistemde bizim hayatımızı gerçekten kolaylaştırıyor ve üzerindeki tuşları atayabiliyorsunuz. Şimdi buna da bir bakalım. Şöyle bir elim attığımda burada Steam üzerinde farklı tuşların olduğunu görebiliyorsunuz. Ve burada da yine yazılımın gücü kullanılıyor. Şimdi bakın burada ben sohbet yazmışım, ekran yazmışım. Buraya bir seçenek eklemişim. Ve buralarda da yayın başlıyor, yayın bitiyor ekranlarını göstermişim. Şimdi bakın burası bizim hepsi Benim Twitch'te yayın yapmak için kullandığım platformlar ve burada farklı sahneler kullandık. Mesela yayın yakında başlıyor ekranı. Sohbet ederken burada işte chat box olacak. Ekran büyük, ekran küçük ve yayın bitiyor ekranı var. Şimdi şöyle düşünün. Ben sizinle sohbet etmeye başlamadan önce yakında başlıyor olacak. Şimdi buna mı basacağım? Ya da chat box'ı kullanırken diyelim ki size Chrome'da bir şeyler gösteriyorum. Hemen ekran büyük yapmak için gidip buralara mı basacağım? Hayır. Burada bakın Steam'deki tekrar geldiğimizde burada yayın başlıyor, yayın bitiyor. Sohbet gibi o biraz önce göstermiş olduğum sahnelerin arasında çok rahat bir şekilde geçebildiğimi görebiliyorsunuz. Tabii ki burası sen. Furkan Steam'deki alınca buraya sadece sohbeti koyacaksın gibi tek başına bir seçenekle karşımıza çıkmıyor. Hemen yine sizlere monitöründen göstermek istiyorum. Burada Steam'deki çok güzel bir uygulaması var. Hemen uygulamaya girelim ve uygulama sağ monitörde sola çekiyorum. Şimdi burada benim Steam'deki mi görebiliyorsunuz. Benim kullandığım program neydi? Streamlabs OBS'i kullanıyordum. Burada sahneler, ses, kayıt gibi seçenekler bulunuyor. Mesela sahneyi alıyorum ve buraya koyuyorum. Burada benim hemen bakın şöyle göstereyim sizlere. Direkt olarak koyduğum sahneler buraya geliyor. Mesela bir tane daha koyacağım. Ardından da bunun sim simgesini mesela burada değiştirebilirim. Mikrofon yapabilirim. Şöyle kapatayım. Direkt onun da simgesinin mikrofon olduğunu görebiliyorsunuz. Burayı Steam'deki gösterdikten sonra biraz buraya geçeceğim. Burayı tamamen özelleştirebiliyorsunuz. Birden fazla sayfa ekleyebiliyorsunuz. Ben buradaki sayfaları değiştirdikçe bakın burası da hızlı bir şekilde değişiyor. Bu da anlık hiçbir gecikme olmadan bizlere sağlanıyor. Şimdi burada sohbet var mesela. Ben diyelim ki sohbeti değiştirmek istiyorum. Hemen bunu diyelim ki ekran büyüğe çevirmek istiyorum. Ekran büyüğe çevirdikten sonra buradaki logosunu hızlı bir şekilde değiştirebilirim. Ekran büyük ne olabilir? şöyle mavi bir şey olsun. Çift tıkladıktan sonra gerçekleştirmiş oldum. Buradaki yazıyı da yayın başlığı olarak değiştirebilir ve buradaki boyutundan tutun da işte hangi yazı stilinde olduğunda burada hızlı bir şekilde seçebiliyorum. Şey düşünmeyin yani burada tek Steam kullanmak adına değil Game Capture, OBS Studio, Soundboard, Steam Deck gibi birçok uygulamayı kullanabiliyorsunuz ve burayı sadece sahne değiştirmek olarak düşünmeyin. İşte Twitter adresinizi burada göstermek için bir tuş yani bastığınız zaman Twitter adresiniz yayına geliyor ve direkt olarak Steam ile beraber Tegron çalış çalışabilmesi de benim işimi çok fazla kolaylaştırıyor. Twitch odasındaki yayıncılıkla alakalı ürünlerden sizlere bahsetmiş oldum. Zaten klavye, mouse, arkamdaki ışıklar gibi ürünler bizim elimizde olan ve yayıncılıkla alakası olmayan ürünlerdi ama dediğim gibi yayın yapmak gözünüzde kesinlikle büyümemeli. Yani kameramı nereye takacağım, ışığı ben ayarlayabilir miyim, profesyonel bir desteğe ihtiyacım var mı gibi konularda düşünmek yerine açıklama kısmındaki linki tıklayabilirsiniz. Bu videoda Elgato'dan özellikle bahsettim çünkü bizlere ekipmanları gönderen onlardı ve sizlere de en azından kısaca çok fazla inceleme videosu gibi Azaltmak istemeden detaylardan bahsetmiş oldum. Ben çok basic şeyleri seven bir insanım. Yani burada yayın yaparken 4 tane sahne ve hızlı bir şekilde iletişime geçmek benim hoşuma gidiyor ve bunu görmüş olduğunuz gibi yerinden kalkmadan hem sesi ayarlayabiliyor hem sahneyi ayarlayabiliyor hem de ışıkları ayarlayabiliyorum. İki monitörde gerçekten yeni yapacaksınız hayat kurtarıyor. Kameranızın iyi olması gibi ve internetinizin de iyi olması gibi detayları zaten söylemiyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bu koltuğu bırakıyorum ve ofise tekrar geri dönüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.